Ve son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz sizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Gazze'deki kalıcı barışa yönelik o görüşmede ortaya konulan çabaların ele alındığı belirtiliyor. Telefon görüşmesinden bahsediyoruz. Bu görüntüler geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Guterres'le bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler. E, Guterres sürecin başından itibaren aslına bakarsanız daha yapıcı ve Gazze halkının yanında açıklamalar yapmıştı. Fakat bu sebeple İsrail'den çok büyük tepki görmüştü. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi tarafından hatta istifaya davet edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan da öyle. Ve Guterres en sonunda yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler olarak çaresiziz, yalvarıyoruz niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Fakat bu süreçte çok önemli bir figür, bu süreçte Birleşmiş Milletler'in vardı, varlığı ve ortaya koyacağı etkinliğe herkesin ihtiyacı var. Başta elbette Gazze'lilerin. Ve bu görüşmeye ilişkinde Cumhurbaşkanlığı ile Çin Başkanlığı'ndan bir sosyal medya paylaşımında bulunuldu. O paylaşım şöyle der ki... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumda beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukunu, insancıl hukuku, uluslararası uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde de vermesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Guterres'e İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden yüzü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileterek Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılmış olan o açıklamada o açıklamanın bir kez daha okuyalım dilerseniz. Arkadaşlar açıklamayı bir kez daha getirebilir miyiz ekranlara? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O telefon görüşmesinin gündemine ilişkin detaylar da var mesajın devamında ve yarın gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının önemine dikkat çekiliyor. Guterres'in mesajlarının önemine dikkat çektiği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmede Guterres'le yaptığı.